أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيز takipçilerimiz, değerli müminler, bugün 22. cüzün konularıyla sizlerle beraber olacağız inşallahü teala. 22. cüzümüz Ahzab suresinin 31. ayetinden sonuna kadar Fatır, Sebe surelerinin tamamı ve Yasin suresinin ilk iki sayfasını kapsamaktadır değerli kardeşlerim. Bizler bugün 22. cüzden sizler için derlediğimiz ilk üç konu üzerinde özetle duracağız inşallahü teala. Birincisi Yüce Allah'ın Celle Celaluhu bizlere yüklediği sorumluluklar. İkincisi Allah'ın verdiği nimetleri hatırlayacağız. Üçüncüsü de tevhid konusu üzerinde duracağız değerli kardeşlerim. Ahzab suresinde 31. ve 62. ayetler arasında ana konuları Peygamber Efendimizin eşlerinden ve onlara bazı yüklenen bazı sorumluluklardan bahsedilmektedir değerli kardeşlerim. Bu sorumluluklar müfessirlerin de ifade ettiği gibi her ne kadar muhatap peygamber, sevgili peygamberimizin hanımları, eşleri olsa da bütün ümmetin kadınları, bütün hanımlar kendilerine düşen mesajı da buradan almakla mükelleftirler. Zira her ne kadar emir has olsa bile hitap amdır yani. Yani nüzul sebebi has olsa bile muhatap bütün ümmetin kadınlarıdır değerli kardeşlerim. Yüce Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki يَا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّكَ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءَ Sizler normal kadınlar gibi değilsiniz, normal bir kadın gibi değilsiniz. اِنِ اتَّقَيْتُنَّ Eğer Allah'tan korkarsanız فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ Allah'tan korkarsanız böyle cilveli, çok edalı, süslü püslü cümleler kurmayın. Erkeklerle muhatap olduğunuzda, onlarla konuştuğunuzda konuşmalarınıza dikkat ediniz. Zira kalplerinde hastalık olanlar, kalplerinde bazı tefsirlere göre nifak olanlar ümitlenir, ümide kapılır. Bunun olmaması için konuştuğunuzda doğal halinizle cilveli konuşmadan çok böyle ince diye, nazik diye tabir ettiğimiz karşı tarafı, karşı taraftaki cinsi tahrik etmeden konuşulmasını Yüce Allah Celle Celaluhu kadınlara sorumluluk olarak istemektedir yani. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا Güzel söz söyleyin buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Malumunuz değerli kardeşlerim, İslam dininde yani haramiyete, mahremiyete bu okuduğum ayeti kerimede, bu ayetin devamında ve daha birçok ayeti kerimelerde Yüce Allah Celle Celaluhu bizlerden istemektedir. Peygamber kadınlarına inmiş olsa bile burada bütün kadınlar aynı şekilde bu hükümden kendilerine düşen mesajı almaları gerekiyor. Aynı şekilde onlar da erkeklerle konuştukları zaman çok cilveli, dikkat çekici, süslü püslü yani konuşmadan doğal halleriyle konuşmaları gerekmektedir yani. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتُكِنَّ buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Evlerinizde oturunuz. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَ Eski cahili adetlerinde olduğu gibi açılıp saçılmayınız buyuruyor Yüce Allah Celle Celaluhu. وَاَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَاَتِينَ الزَّكَاةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ Namazı ikame ediniz ey ümmetin kadınları. Namazı dosdoğru kılınız. Zekatı veriniz. Mallarınız varsa, size ait bir malınız varsa, ziynet eşyası da olabilir ki Hanefi mezhebinde kadınların
ziynet eşyalarına da zekat düşmektedir değerli kardeşlerim. وَاطِعْنَ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Burası çok önemli. Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Allah'ın emirlerini yerine getirmekle, sakındırdığı şeylerden de sakınmakla Allah'a ve Resulüne itaat ediniz yani. اِنَّمَا يُرِدُ اللّٰهُ لِيُذُبَ عَنْكُمَ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ ayetiyle devam ediyor. Ey ehli beyt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti pisliği sizlerden arındırmak istiyor bunlarla yani. Başka bir ayet-i kerimede ise Yüce Allah Celle Celaluhu Ya eyyuhen nebiyyü ey peygamber kulli ezvacike ve benatike ve nisa'il mu'minine yudnine aleyhinne min celabibihinne ey peygamber ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgilerine, hanımlarına, kızlarına ve ümmetin bütün hanımlarına, bütün kadınlara şunu söyle yani ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıkarken yani içerideki elbiselerle değil de üstlerini, başlarını örtsünler, örtünsünler. Başka bir ayet-i kerimede وَلِذُرُبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ başörtülerini göğüslerine kadar salsınlar buyuruyor ayet-i kerimede. Ona benzer bir ayet-i kerime Yüce Allah Celle Celaluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme emrederek ey peygamber hanımlarına işte kızlarına ve bütün kadınlara ve nisa'il müminine müminlerin bütün kadınlarına söyle yudnine aleyhinne min celabibihinne ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَيْنَا Bu onların tanınmaları için ve eziyet görmemeleri için daha hayırlıdır ve daha güzeldir. Yani eskiden malumunuz köleler vardı. İşte hür kadınların kölelerden ayrılması için iffetlerini ortaya koyarlardı. Özellikle hür kadınlar dışarıda işte pardüsüyle, paltosuyla, başörtüsüyle mahrem yani yerlerini kapatacak şekilde dışarı çıkılmalarını Yüce Allah Celle Celaluhu istemektedir. Bu Sure-i Celile'de önemli mesajlardan bir tanesi de değerli kardeşlerim Yüce Allah Celle Celaluhu müminlere bazı uyarılarda bulunmakta, sorumluluklar hatırlatılmakta ve sürede önemli emanetin insan oğluna yüklendiği ile ilgili mesaj vermektedir. Ayet-i kerimede yüce Allah Celle Celaluhu inna aradnal emanete ala semawati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahmilnaha. Biz emaneti semavata, yeryüzüne ve dağlara yükledik yani. Onları emaneti onlara sunduk. Fe ebeyne en yahmilnaha. Yani onu emaneti yüklerinden kalkamayacaklarından korktukları için kabul etmediler. Bunu da yaparlarken yani semavat, yeryüzü ve dağlar Allah'ın emrine ihtiraz bir şekilde değil ve eşfakne minha. Emanetin yükünden kalkamayacaklarını düşündükleri için Ya Rab bunun her ne kadar neticesinde büyük bir ecir, büyük bir sevap olsa bile biz bu sevabı istemiyoruz ve emaneti mazur gör bizi. Bu emaneti biz yüklenemeyiz. Emanetin yükü ağırdır çünkü yani. Ama ayetin de ifade edildiği gibi devamında وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ İnsanoğlu emaneti yüklendi. Yani kabul etti. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا İnsanoğlu ظَلُومًا لِنَفْسِهِ Kendi nefsine zulmediyor bu emaneti yüklenmekle cehule. Yani insanoğlu bu emanetin ilk atamız, ceddimiz Adem aleyhisselamdan beri yüklendiği müfessirlerimizin üzerinde durduğu görüşlerden biridir. Fakat emanetin ne olduğu konusunda tefsirlerimizde bu cüzün 22. cüzün tefsirlerine baktığımızda farklı rivayetler bulunmaktadır kardeşlerim. İşte kimisi bu emanetin din olduğunu, kimisi farzların olduğu, kimisi namazın, sıyamın, zekatın olduğunu, kimisi işte gusülün olduğu bazı alimler farklı rivayetler bulunmaktadır.
Fakat biz şunu ifade edersek, yani emanet, yüce Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve sakındırdığı şeylerden sakınmak dediğimiz zaman hepsi de içine girmiş oluyor. Namazı da girmiş oluyor, zekatı da, orucu da ile ahirihi bütün ibadetler bunun içine giriyor. Değerli kardeşlerim, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek. İnsanoğlu böyle bir yükle mükelleftir yani. وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ İnsanoğlu işte karşılığında cenneti almak üzere, karşılığında sevabı almak üzere bu emaneti yüklendi. وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ Her ne kadar innehu kâne zalûmen cehûle, zalûmen linefsihi cehûlen, bu yükün ne kadar ağır olduğunu bilmese bile yani. Rabbimiz bu cüzde olmayan fakat bunu destekleyen başka bir ayeti kerimede يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا اَمَانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, Allah'a ve Resulüne yani ihanet etmeyiniz. وَتَخُونُوا اَمَانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bile bile emanetlerinize de hainlik yapmayınız buyuruyor. Siz bu yükün altına girdiniz. İşte kalu beladen ta kalu beladen bu emirlerle mükellef oldunuz. Emirlerinizi, Allah'ın emirlerini yerine getirin. Şu mübarek Ramazan ayında değerli kardeşlerim, Kur'an'ı okuyalım, onu anlamaya çalışalım, anladığımızla amel edelim yani. Başka bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ Yine 22. cüde olmayan bu konuyu destekleyen, onlar emanetlerine ve sözlerine riayet edenlerdir buyuruyor. Ehli iman, اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Kurtuluşa eren müminlerin kim olduğu sıfatı en son ayette işte وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ Onlar emanetlerini ve verdiği sözlerini yerine getirenler. Biz Rabbimize, Rabbimiz bizlere Ramazan orucuyla mükellef kılmış. Onu tutmakla mükellefiz. Her ne kadar kısmen zorlansak bile, susuz kalsak bile, aç kalsak bile değerli kardeşlerim, Allah'ın emridir. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değildir kardeşlerim. Yani cenneti işte bu zorluklarla kazanacağız. Allah'ın emirlerini yerine getirmekle, onlara sabretmekle, meşakkatlere sabretmekle değerli kardeşlerim. Bu surede durulan önemli konulardan bir tanesi de buydu değerli kardeşlerim. İkinci konu Allah'ın nimetleri yani bu. İşte Sebe suresi Allah'a hamd etmekle başlanmaktadır. Ve bu Sebe suresinde üzerine durulan önemli konulardan biri de malların ve evlatların kimseye fayda vermeyeceği mesajı verilmektedir Rabbimiz tarafından. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُغَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفًا Ne mallarınız ne evlatlarınız sizi bize yaklaştıran şeyler değildir. اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا Yalnız iman eden, işte ve salih amel işleyenler, orucunu tutanlar, zekatını verenler, namazını kılanlar, salih amel yani Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. كُلُّ مَعْرُوفٌ صَدَقَةٌ Efendimiz buyuruyor. Her iyilik sadakadır. Allah'ın bütün emirleri işte bunlar yerine getirildiği zaman salih amel işlenmektedir. فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا Onlar yaptıkları amellerin kat kat karşılığını alacaklar buyuruyor Yüce Allah Celle Celaluhu. Fatır suresinde de değerli takipçilerimiz Allah'ın nimetleri anlatılmaya devam edilmektedir. Bir ayet-i kerimede يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Ey insanlar, Yüce Allah'ın sizlere vermiş olduğu nimetleri hatırlayın. هَلْ مِنْ خَالِغٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُغُكُمْ مِنَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ Yüce Allah'ın dışında başka bir yaratıcı sizlere bunları rızık olarak verebilir mi yani? Bakınız, burada Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu önemli bir mesajla bizlere asıl nimet veren kişinin Yüce Allah Celle Celaluhu olduğunu ve ona bu konuda şükretmemiz gerektiğini, onu hamd etmemiz gerektiğini, onu takdis etmemiz gerektiğini bilmemiz lazım değerli kardeşlerim. Bugün bizlere şöyle fazla da uçuk bir rakam vermeyeyim yani. Şöyle 250 TL'lik bir gözlük biri verdiği zaman
Yani ömür boyu onunla minnettar kalıyoruz yani. Güzel bir gözlük bize hediye etmiş. Yurt içinden veya yurt dışından bize bir kişi bir hediye getirdiği zaman ona ömür boyu minnettar kalıyoruz. Bir kahvenin 40 yıl hatırı oluyorsa 250 TL'lik gözlüğün de bu kadar hatırı olsun da. İşte hal böyleyken değerli kardeşlerim, bir gözlüğü verene bu kadar minnet duyuyorsak, asıl bu gözleri, asıl bu nimeti veren, göz nimetini, kulak nimetini, görebilme, konuşabilme, yürüyebilme, sağlığı, sıhhati, bunları veren Rabbimizi niçin unutuyoruz değerli kardeşlerim? Niçin işte bu Ramazan'da Ramazan orucunu tutmuyoruz? Bizlere bu sağlığı, bu sıhhati veren Rabbimizi niçin unutuyoruz değerli kardeşlerim? Yani ayet-i kerimede "Uzkuru ni'metallahi ya yuhannas uzkuru ni'metallahi aleykum." Yüce Allah'ın sizlere vermiş olduğu bir nimet. Düşünün, hiç ayağı olmayan bir kardeşimiz, yani bir aynı örnekte bir ayakkabı, bir 100 TL'lik bir ayakkabı verildiği zaman ne kadar şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz birine, ama hiç bir kişinin ayağı olmasa o ayağı kim verebiliyor yani? Bu hediye olarak alabiliyor muyuz? Başka biri verebiliyor mu? Allah'ın dışında başka bir yaratıcı, başka bir varlık verebiliyor mu? Veremez değil mi? Yani göz nereye değerli kardeşlerim? Gözlüğü veren nereye yani? İşte ayakkabıyı veren nerede? Asıl ayağı veren, o bütün güzelliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimizdir. Değerli kardeşlerim, işte mahlukatlara bu kadar teşekkür edebiliyorken asıl yani Halık'ı, bu nimetlerin esasını, aslını veren Yüce Rabbimizi unutmamamız lazım. Ona şükran borcumuzu yerine getirmemiz lazım. وَلَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ buyuruyor Rabbimiz. Eğer şükrederseniz nimetlerinizi artıracağım yani. İşte şükür de sadece dille değil kardeşlerim. Asıl Halık'ın, asıl nimet verenin Yüce Rabbimize şükür dilimizle elhamdülillah ya Rabbim deyip sen bu Ramazan ayında sigarayı ateşlersen vallahi kusura bakma, bu hamd değil, nankörlüktür yani. Nankörlüğün alasıdır değerli kardeşlerim. Sabah namazına Allah o sağlığı, sıhhati, bedeni vermiş ve sabah namazına kalkamıyorsan ve elhamdülillah şükür diyorsan bu şükür değil, bu nankörlüktür değerli kardeşlerim. Vesair diğer bütün nimetleri sayamayacağımız kadar nimetlerle bağışlamış bizlere Yüce Allah Celle Celaluhu. Sürenin sonunda dikkatimizi çeken bir ayet-i kerimede, yani değerli kardeşlerim, Allah'ın insan oğluna yani kimi günah işleyen insanlara bu dünya hayatında mühlet verdiği ama ihmal etmediği mesajını anlamamız lazım bu sure-i celileden. Yüce Allah Celle Celaluhu insanlara, kullarına Fatır suresinde mühlet veriyor. Yani kimi insanlar, bakın bu dünya hayatında nice Karunlar, Firavunlar, Hamanlar, Nemrutlar gelip geçti bu dünyada. Kimisini malla, kimisini işte saltanatla imtihan etti. Allah onlara dünya hayatında çok mühlet verdi yani. Ama değerli kardeşlerim, ihmal etmedi. Yani onların cezasını sadece ertelemiş oldu. Dünya hayatının kanunu. Bu ayeti kerimede Yüce Rabbimiz وَلَوْ يُؤَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا لَمَا تَرَكْ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّ وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّ. Eğer Yüce Allah Celle Celaluhu her günah işleyeni bu dünya hayatında cezasını verseydi, sizlere Gaziantep müftülüğünden hitap eden kardeşiniz de, değerli kardeşlerim, artık karşınızda size hitap edemez. Çünkü onlarca, yüzlerce günahımız var. Biz günahkarız yani değerli kardeşlerim. Kullukum hatta'un ve hayrul hatta'ine tevabun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes hata işleyebilir. Herkesin hataları vardır. Önemli olan kişinin bu hatalarının farkında olması ve Rabbine yönelmesidir. وَلَوْ يَعَخُذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا. Her günah işleyene direkt cezasını verseydi, لَمَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَبَّ. Debi eden, yürüyen hiçbir canlı yeryüzünde kalmazdı. Ama وَلَاكِنْ يُؤَخِرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّ. Belli bir ecele kadar, Yüce Allah'ın takdir ettiği bir zamana kadar insanları ertirteler. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Vakit geldiği zaman Allah Celle Celaluhu her şeyi en iyi görendir. اِنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ دَبِيبَةَ النَّمْلَى عَلَى الْحَصْوَةِ الْمَلْسَى فِي لَيْلَةِ الظَّلْمَاءِ. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah Celle Celaluhu kapkara bir gecede kara olan bir karıncanın, kaygan olan bir taşın, mermer gibi kaygan olan bir taşın üzerindeki
karıncanın debiğini bile bilir, duyar Allah Celle Celaluhu. Habersiz değildir. Yalnız Allah mühlet veriyor ama ihmal etmiyor. İşte bugün günümüzde nice insanlar var kardeşlerim. Diğer kardeşlerini de görüyor. İşte bütün herkes faizle traktör alıyor. Herkes faizle araba alıyor. Krediyle ev alıyor. Moda olmuş. Herkes faizle Bitcoin alıyor. Bilmem efendime söyleyeyim kripto para. Diyanet buna haram mı demiş, halal mı demiş? Daha da önemlisi yüce Allah'ın bu konuda rızası var mı? Halal yolda mı kazanılıyor? Meşru mu, gayri meşru mu? İnsanlar bunu düşünmüyorlar değerli kardeşlerim. Allah bizlere mühlet verdiyse hemen bu yaptıklarımıza, amellerimize karşılık cezamızı vermiyorsa onun bizi unuttuğundan, habersiz olduğundan ya da bilmediğinden değildir kardeşlerim. Allah'ın kanunu budur yani. Dünya hayatı dünya darul ceza ve ahiretu darul amel. Dünya hayatı yani amel yurdudur. Ekersin ama biçme darul ceza ahiret yurdudur yani. Bugün birimize yani elektrik trafosuna veya tellerine elimiz değdiği zaman niçin elimizi oraya vurmuyoruz? Yüksek gerilimi için elimizi vurmuyoruz? Orayı dokunduğumuz zaman hemen yanıyoruz, kül oluyoruz değil mi? Bunu bildiğimiz için bunu yapmıyoruz. İşte haramlara da haramlar bu elektriğin yüksek geliriminden daha fazla Allah Celle Celaluhu vaat etmiş. Faiz yiyenlere Allah'a ve Resulüne savaş açacaklarını buyuruyor yani. Kul hakkı yiyenlere, milletin malını gasp edenlere, halal ve haram mefhumu gözetmeyenlerin cehennem ateşi beklediğini Yüce Rabbimiz buyuruyor. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَ Allah'ın sözünden daha doğru bir söz var mı değerli kardeşlerim? Allah'ın böyle bir vaadi var da. Sen elektrikten elini prize vuramıyorsun. Efendime söyleyeyim ondan korktuğun için. Allah mühlet verdiği için sen bu mühleti niçin istismar ediyorsun? Yüce Allah sana bir mühlet vermişse aklını başına alasın, kendine gelesin, tövbe edesin, istiğfarda bulunasın. Efendime söyleyeyim Ramazan ayını, Kadir gecesini, mübarek üç ayları, Rabbimizin bizlere verdiği bu zamanı fırsata çevirip Allah'a iltica edelim yani. Yoksa وَلَوْ يَاخُذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا Her yaptığına dünyada cezayı verseydi لَمَا تَارَكَ عَلَى دَارِهَا مِنْ دَابَّةٍ Bu ayeti de istismar etmeyelim değerli kardeşlerim. Aklımızı başımıza alalım, kendimize gelelim inşallah. Rabbim cümlemizi ona kulluk vazifesini yerine getiren, emirlerini itaat eden kullarından eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.